Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 12. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 6.sı. Konumuzda ne? Kimya ve elektrik 6. Hemen birlikte çözelim. Hesaplama yapacağımızdan dolayı şöyle sağ tarafı bir temizleyerek başlayalım. Birinci sorumuzda ne diyor? Erimiş alüminyum klorürün elektrolizinde katotta 2 mol alüminyum toplandığında anotta normal koşullarda kaç litre klor gazı elde edilir demiş. Şimdi alüminyum klorür biliyorsunuz. Alüminyum artı 3 ve 3 tane klor şeklinde iyonlaşıyor. Tabi bu önemli değil. Benim için önemli olan şu. Alüminyum artı 3. 3 tane elektron alarak alüminyum katısına dönüşürken klor gazı. bu buna çok dikkat edin. Bunu arkadaşlarımız çok karıştırıyorlar maalesef. Klor gazı oluştururken 2 tane elektron vermesi gerekiyor. Bundan dolayı 2 tane klor girecek. Şimdi bir tanesi katotta gerçekleşen bir tanesi de anotta gerçekleşen tepkime. Burada önemli olan ne bizim için? İkisinde de harcanan yük miktarı birbirine eşit. Yani şu kafanız karıştırmasın. Birisinde 3 tane elektron, birisinde 2 tane elektron var diye. Bunlar farklı değil. Sonuçta bunlar dediğim gibi aynı miktarda yükle gerçekleşiyor. 2 mol alüminyum toplanmış. 2 mol alüminyum toplandıysa kaç mol elektron harcanmıştır arkadaşlar? 6 mol. Öyle değil mi? Katsayılara bakarak buna karar veriyorum. İşte klor yükseltgenirken de 6 mol elektron oluşmuştur. Dediğim gibi katsayısı 3, 6. Katsayısı 2, 4 yaparsanız çok yanlış olur. Bunlar aynı kapta gerçekleşen değil mi? Aynı elektroliz olayı olduğundan dolayı aynı miktarda yük burada geçişi meydana gelir. Kat 2 olandan 6 mol oluşuyorsa kat sesi 1 olan klor gazından 3 mol oluşur diyoruz. Bana bunun nesini soruyor arkadaşlar? Kaç litre olduğunu soruyor. 3 kere 22,4 67,2 litre derim. Onu da nereden buldum? Şöyle açıklayalım isterseniz. V bölü 22,4 mol hesaplamalarında eğer hacim verilmişse verilen gazın hacmini 22,4'e böldüğümüz zaman mol sayısını buluyorduk. Bana zaten burada mol sayısını vermiş hacmini soruyor. Bundan dolayı 3 ile 22,4'ü çarparsam 67,2 litre olduğunu buluyorum. İkinci sorumuzda bakın diyor ki seri bağlı elektroliz kaplarında diyor XCL2 ve YCL3 tuzları elektroliz ediliyormuş. Hemen bakın şöyle. XCL2 ise x artı 2'dir. Değil mi? İki tane elektron alır ve x katısına dönüşür. Öbür taraftaki YCL c, L, 3 olduğu için de o da 3 tane elektron alarak değil mi? O da y katısına dönüşür. Burada gene mevzu şu. İkisinde de indirgen mesnaz aynı miktarda yük kullanılıyor. Yani buradaki elektronların mol sayılarını eşit almamız gerekiyor. Hemen bakın 1,2 mol x olduğu için buraya 1,2 mol yazıyorum. Katsayısı 1 iken 1,2 ise katsayısı 2 iken 2,4 moldür ve kat sayısı 2 iken 2,4 e, bunu da kat sayısı 3 fark etmiyor demiştik arkadaşlar. Bunda da gene 2,4 mol elektron harcanmış. Peki buradaki y'nin mol sayısı kaçtır? Kat sayısı 3 olandan 2,4 varsa kat sayısı 1 olandan bu sefer 0,8 mol vardır diyoruz. Bakın bu mol sayısı 21,6 da y'nin nesiymiş arkadaşlar? Kütlesiymiş ben, ben n'sini biliyorum. m'si de kaçmış arkadaşlar? 21,6 Oradan bana mol kütlesini sorduğu için n eşittir m bölü m a diyeceğim. Yani 0,8 eşittir değil mi? 21,6 bölü m a diyeceğim. O zaman mol kütlesi 21,6 bölü 0,8 olur. Yani 216 bölü 8. O da kaç eşit olur arkadaşlar? Sadeleştirirseniz 216'nın yarısı kaç olur? 108 Kaç olur? 4 olur. Bir daha sadeleştirirseniz arkadaşlar 54 olur. 2 olur. Bir daha sadeleştirirseniz kaç gelir? 27 gelir. Demek ki mol kütlesi kaçmış? 27'ymiş diyoruz. Geldik 3. sorumuza. Hemen şurayı temizleyeyim. Buradaki seri bağlının anlamı 2 kaptan eşit miktarda yük geçiyor demek. Bakın bir tarafta alüminyum indirgenirken öyle değil mi? Bir tarafta alüminyum artı 3 indirgenirken şöyle alüminyum katısına dönüşüyor. Diğer tarafta kalsiyum indirgenerek 2 elektron indirgeniyor. Kalsiyum katısına dönüşüyor. Dedim ki buradaki elektron miktarları eşit. Eşit miktarda yük geçmesi demek. Buradaki elektronların, denklemlerdeki elektronların mol sayıları eşittir diyoruz. Bakın diyor ki anot elektrotlarda klor klore dönüşmüştür. Tepkimesi gerçekleşmiştir diyor. Arkadaşlar aynen öyle. İkisinde de ne var? Klor eksi iyonları var. Klor eksi iyonları yükseltgenecek ve bu şekilde değil mi? Klor gazına dönüşecekler. Yani iki taraftan da ne çıkış olmasını bekliyoruz biz burada arkadaşlar. Kaplardan dışarıya klor gazının çıkmasını bekliyoruz. Birincisi doğru. Devreden 19.300 klon akım geçtiğinde ikinci kabın katot elektrodunda ikinci kap neresi arkadaşlar kalsiyumun olduğu yer 4 gram madde toplanır demiş. Hemen hesaplayalım isterseniz 19.000 şimdi biz ne diyoruz 1 mol elektron 96.500 klonsa değil mi 19.300 klon kaç mol elektron yapar diyoruz işler dışlar diyorsunuz 19.300 bölü 96.500 Dikkat edin 965'in iki katı 1930 yapar. Öyle değil mi? Dolayısıyla buradan 0,2 mol olduğunu buluyoruz. Yani devreden geçen elektron 0,2 molmuş. Yukarıdan da aynı şekilde bakın 0,2 mol elektron geçiyor. Yani ikisi de dediğim gibi eşit miktarda yük geçtiği için elektronların mol sayıları eşit diyoruz. Bana kalsiyum sormuştu. Kalsiyum 2 olan 0,2 ise kalsiyum 1 olanın 0,1 mol olması gerekir. E, kalsiyum mol kütlesini vermiş soruda. Vermiş olması lazım. Evet vermiş arkadaşlar. 40'mış. 1 mol'ü 40 grammış. O zaman n eşittir en bölü MA derim. 0 ,1 eşittir, m a derim. 0,1 eşittir en bölü 40 derim. Oradan m kaç çıkar arkadaşlar? 4 gram çıkar diyoruz. Yani ikincisi de doğruymuş. Düzenekten toplam 44,8 litre gaz alınması için devreden bir daha yük geçmesi gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar iki taraftan da klor gazı açığa çıkıyordu. Değil mi? İki tarafta da bakın birinci denklemde verilen tepkime gerçekleşiyor. Şimdi 44,8 litre kaç mol yapar? 44,8 bölü 22,4'ten 2 mol yapar. Yani toplam 2 mol gaz çıkması gerekiyor. Şimdi i̇ki taraftan da 2 mol gaz çıkması için her kaptan birer mol gaz çıkması gerekiyor. Bakın bir taraftan 1 mol çıkması gerekiyor. Diğer taraftan da aynı şekilde çıkması gerekiyor. Peki 1 mol gaz çıkarken ne kadarlık yük geçer? bir taraftan bahsediyorum bakın burada. 2 mol geçer. Değil mi? Yani dolayısıyla burada 1 mol gaz için 2 mol elektron geçmesi gerekiyor. ve toplam gaz miktarı ne kadar diyor? 2 mol. 2 mol için o zaman 4 mol elektron geçmesi gerekir. Üçüncüsü yanlış olmuş oldu. Cevabımız 1 ve 2'ymiş. Bakın dördüncü sorumuz basit bir bilgi sorusu. Diyor ki Faraday'ın elektroliz kanunu ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Elektroliz devresinden geçen elektrik akımı ile serbest hale geçen veya çözünen madde miktarı doğru orantılıdır. Kesinlikle öyle arkadaşlar. Burada ne kadar çok yük geçerse o kadar çok madde elektrolize uğrar diyoruz. Bir Faraday'lık yük birimi 96.485 klondur. Biz bunu yaklaşık olarak 96.500 kabul ediyoruz ama gerçek değer arkadaşlar budur. Bu da doğru. Bir mol elektronun yükü yani 96.500 klonluk yük bir faraday kabul edilir. Aynen öyledir arkadaşlar. Bu cevabımız da doğrudur diyoruz. Beşinci sorumuzda bakın erimiş XCL2, 9,65 amper akımla 1000 saniye elektroze edildiğinde 2 gram X toplanmaktadır diyor. Bir kere yükü bulalım isterseniz öncelikle Q eşittir I çarpı t diyeceğim. Amper çarpı saniye olacak. Öyle değil mi o da? 9,65 çarpı şöyle 1000 diyeceğiz arkadaşlar. O da. 900, 9650 mi oluyor? Aynen öyle. 9650 oluyor. Şimdi bunu kaç mol elektron yaptığını bulmak için diyorum ki ben şöyle oran rant kurmak en güzeli. 1 mol elektron 96500 klonsa 9650 klon kaç mol elektron yapar diyoruz. Oradan kaç çıkar arkadaşlar? 0,1 mol çıkar. Tam onda biri. Dolayısıyla onda biri 0,1 mol yapar. XCL2 diyor ya ben buradan X'in artı 2 yüklü olduğunu buluyorum. İndirgenme denklemini yazmam benim için önemli şu şekilde. Ne kadardı elektron miktarı? 0,1 moldü. Katsayısı 2 iken 0,1 mol ise katsayısı 1 olan x katısının 0,05 mol olduğunu bulmuş olduk. 0,05 molü 2 grammış arkadaşlar. Yani buradan da şu hesaplamaya geçmem gerekiyor. Sol tarafta yapalım şurada. N eşittir M bölü MA diyeceğim. Bana zaten mol kütlesini soruyor. MA'yı soruyor. Neyi biliyorum ben? 0,05 olduğunu biliyorum. Kütlesinin kaç olduğunu biliyorum. 2 olduğunu biliyorum ay buradan çekeceğim. MA eşittir 2 bölü 0,05. 100 ile çarparsam 200 bölü 5 olur. O da kaç yapar arkadaşlar MA'sı? 40 gram bölü mol yapar diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Altıncı sorumuz kaplamacılıkla ilgili. Bakın aşağıdaki düzenekte metal çatal gümüş ile kaplanmaktadır diyor. Şimdi burada şuna da bakabilirsiniz. Mesela artı yüklü olan elektroz işlemlerinde nedir? Tabii ki anottur. Eksi yüklü olan da katottur. O zaman buranın ne olması gerekir? Katot olması gerekir ki zaten şu da mantığımız bakın arkadaşlar. Burada şöyle bir şey olması gerekiyor. E, hangi metalle kaplamak istiyorsanız o metalin yükseltgenerek çözeltiye geçmesi gerekiyor değil mi? Çözeltinin içerisinde gümüş artı yonlar oluşturması gerekiyor. Yani gümüş burada gümüş artıya dönüşür. Yükseltgenerek yükseltgenerek yani ne olarak davranması gerekiyor o zaman bunun? Burada anot olarak davranması gerekiyor. Diğer tarafta ise bu gümüş iyonları indirgenerek gümüş katısına dönüşüp değil mi çatalın arkadaşlar şöyle etrafını kaplar böylece çatal neyle gümüşle kaplanmış olur diyoruz biz. Sürekli olarak dikkat edin. Bir yandan gümüş iyonları oluşacak. Diğer taraftan da bu gümüş iyonları indirgenerek kaplamak istediğimiz metalin yüzeyini kaplayacak arkadaşlar. Metal çatal katottur. Aynen öyle. Dediğimiz gibi iki türlü de bunu anlayabilirsiniz. Anotta Gümüş, gümüş e, yarı tepkimesi gerçekleşir. Yazdık arkadaşlar onu da. Bu da doğru. Çözeltideki ag artı iyon sayısı zamanla azalır demiş İşte arkadaşlar dediğimiz gibi azalmaz. Neden? Çünkü bir yandan gümüş artı oluşuyor. Bir yandan indirgeniyor. Ne artar ne azalır. Ne kadar burada iyon oluşuyorsa arkadaşlar o kadar iyon indirgenir. Dolayısıyla çözeltinin içerisindeki derişim ne olur? Sabit kalır, değişmez diyoruz. Bana yanlışı soruyormuş. Cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuzda seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde erimiş krom klorür diyor ama e, burada kaç tane olduğunu bilmiyoruz tabii ki farklı değerli kalmış. O zaman şöyle diyeceğiz. Burada krom artı n artı n tane elektron krom katısını oluşturur. Diğer tarafta ise krom ClM demiş. Yani bu sefer de krom arkadaşlar artı M yüklüymüş. O zaman o da M tane elektron indirgenerek krom katısını oluşturur. Şöyle baktığınız zaman ne diyoruz? E, kaplardaki sıvılar bir süre edildiğinde kaplardaki katotlarına toplanan krom kütleleri ayrı ayrı bilinmektedir. Yani bunun kütlesini biliyormuşuz. Bunun da aynı şekilde arkadaşlar kütlesini biliyormuşuz. Buna göre N ve M değerlerini bulabilmek için. Yani buradaki arkadaşlar kaç tane elektron var, kaç mol elektron harcanmış onu bulmaya çalışacağız. Devreden geçen akım miktarını bilirseniz bakın elektrolü süresini de bilirseniz ikisini kullanarak ne hesaplarsınız arkadaşlar? Q eşittir I çarpı T der devreden geçen yük miktarını hesaplarsınız. Yük miktarını hesapladığınız zaman neyi bulursunuz? Kaç mol elektron olduğunu bulursunuz değil mi? Kaç mol elektron olduğunu bulduktan sonra benim yapmam gereken kromun mol sayısını bunu karşılaştırmak. Mesela bunu eğer 1 mol arkadaşlar bu da 2 mol o zaman ben derim ki o zaman nedir? M sayısı 2'dir. De, pardon N sayısı 2'dir derim. Bana o zaman kromun bir denesi lazım. Mol sayısı lazım. Ben nesini biliyorum? Kütlesini biliyorum kütlesini biliyorsam arkadaşlar benim neye ihtiyacım var? Mol kütlesine ihtiyacım var ki M bölü MA deyip N eşittir. Şöyle M bölü MA deyip kromun arkadaşlar mol sayısını da bulabileyim. Böylece kromun mol sayısını bulursam elektronu da zaten mol sayısını nereden hesapladık arkadaşlar? Bu ikisinden hesapladık. O zaman N'nin kaç olduğunu bulabilirim. Aynı şekilde arkadaşlar M'nin de kaç olduğunu bulabilirim diyorum. Yani üçü de bana lazımmış. Cevabım E seçeneği. 8. sorumuzda bir gümüş sülfat çözeltisi devreden 0.4 faradaylık elektrik akımı geçirilerek elektroz ediliyor diyor. Bir 0.4 faraday ne arkadaşlar? 0.4 mol elektron demek. 1 faraday 1 mol elektron. 0.4 faraday arkadaşlar 0.4 mol elektron. Bakın birinci önce hemen bulduk zaten doğru. Peki bu elektroz esnasında gümüş iyonları indirgenerek ...gümüş katısına dönüşür. Değil mi? Burada olan olay budur arkadaşlar. Peki buradaki elektron 0,4 molse ...oluşan gümüşün de aynı şekilde... ...0,4 mol olması gerekmez mi? Evet. Bana onun kütlesini sormuş. 40 43,2 mi acaba diye. Ne diyeceğim? N eşittir. N bölü MA diyeceğim. 0,4 eşittir. N bölü 108 diyeceğim. 4 kere 108. 432 mi yapıyor arkadaşlar? O da 43. 2 yapar. Evet. Doğruymuş. İkincisini de bulmuş olduk. Devreden 38600 klon yük geçer demiş. Ee, az önce ne dedik biz yukarıda? 1 faraday 96500 klon. Peki 0,4 faraday ne kadar? Yani 96500 ile 96500 ile 0,4'ü çarpacağım. Değil mi? O da kaç çıkar arkadaşlar? Ee, evet. 386.000 değil mi? 10. Evet, 38.600 çıkıyor. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. 9. sorumuz bakın güzel bir elektroliz sorusu arkadaşlar. Sulu çözeltilerin elektroliz edilmesiyle ilgili. Bir tanesinde diyor XCl2 diğerinde YCl2. Sulu çözelti ama bakın. Sulu çözelti olduğu zaman bakın X ne var burada? artı +2 var. Sulu çözeltinin içerisinde bir de ne vardır arkadaşlar? Sudan gelen H+ iyonları vardır. Şimdi indirgenmesi muhtemel iki tane iyon var. X artı 2 indirgenebilir, H artı da indirgenebilir. Öte yandan klor eksi iyonları var. Bir de sudan gelen OH eksi iyonları var arkadaşlar. Bakın diğer kapta ne varmış? Diğer kapta da Y artı 2 var ve sudan gelen H artı var. Ve gene aynı şekilde klor eksi var, OH eksi var. Diyor ki kaplardan birinin katıdığında X katısı toplanırken yani X katısı indirgeniyormuş Arkadaşlar. Diğerinde hidrojen gazı oluşuyor. Diğerinde ise hidrojen gazı oluşuyormuş. Şimdi burada x'in toplanması ne ile ilgili? Demek ki arkadaşlar x'in indirgenme potansiyeli hidrojenden daha büyük. Bakın çok dikkat edin bu cümleme. x'in indirgenme potansiyeli hidrojenden daha büyükse yükseltgenme potansiyeli daha küçüktür. Şimdi ben aktiflik sıralamasını yazacağım buraya. O zaman bakın x'in indirgenmesi büyükse nedir arkadaşlar? Yükseltgenmesi küçüktür diyorum. Yani hidrojen X'ten daha aktif değil mi? Diğer tarafta ise H artı indirgeniyormuş. Yani Y artı 2 indirgenmiyor. Onun yerine H artı indirgeniyor. H artının indirgenme potansiyeli daha büyük. Lütfen şimdi gene bu cümleye çok dikkat edin. H artının indirgenme potansiyeli daha büyükse Y artı 2'nin yükseltgenme potansiyeli daha büyüktür. Yani Y de hidrojenden daha aktiftir. Bunu bulmuş oldum. Şimdi hidrojenin potansiyeli kaç? Sıfır. O zaman Y'nin yükseltgenme potansiyeli sıfırdan büyük. X'in yükseltgenme potansiyeli sıfırdan küçük. İndirgenme potansiyeli ise tam tersi. Yani Y'nin yükseltgenme potansiyeli sıfırdan büyükse indirgenme potansiyelinin sıfırdan ne olması gerekir arkadaşlar? Küçük olması gerekir. Dolayısıyla birincisi yanlış. X katısının elektron verme eğilimi hidrojeninkinden fazladır. Bakın ben burada neyi buldum? Aktiflik yani hidrojen elektron verme eğilimi x'ten daha büyük değil mi? Ben bunu bulmuş oldum. Dolayısıyla bu cümlemizde yanlış olmuş oldu. Her iki kabın anotlarında toplanan maddelerin türü aynı. Anotlar ne olacak arkadaşlar? Yükseltgenme olacak. Yükseltgenme neticesinde bakın klor gazı yükseltgenir. Klor gazı yükseltgenir. Neden? Çünkü bakın klorun elektron verme eğilimi hidroksitten daha büyük olduğu için klor yükseltgenerek klor gazına dönüşür. Eğer öyle olmasaydı o zaman hidroksit yükseltgenir ve oksijen gazına dönüşürdü. Ancak dediğim gibi burada da zaten verilmiş klor eksi iyonun yükseltgenme eğilimi yani elektron verme eğilimi daha büyük olduğu için iki tarafta da klor gazı oluşur diyoruz. Üçüncü cümlemiz doğru, üçüncüsü doğru ha bana yanlışları soruyormuş arkadaşlar. Cevabım D seçeneği. Sorumuza bakın elektronize ilgili bir hesaplama sorulmuş bize. Hemen şu sol tarafı temizleyelim şöyle biraz fazla işlem yapacağız galiba. 9,65 amperlik bir akımla seyreltik sülfür ve bir 1,5 saat elektroliz ediliyormuş. Benim yapmam gereken şey burada kaç mol elektron kullanılmış onu bulmam gerekiyor. Kaç mol elektronu ben nasıl buluyordum arkadaşlar? Q eşittir I çarpı T'den ne kadar yük geçtiğini kaç klon geçtiğini buluyorum. Oradan da diyorum ki 1 mol elektron 96.500 klonsa bu kadar yük kaç mol elektrona denk gelir onu buluyorum. Yani ilk yapmam gereken şey benim buradaki yük miktarını bulmak. Yük neydi burada bakın. 9,65 amperlik değil mi? Bir de T. T'nin birimli arkadaşlar. Saniye. Ondan dolayı 1,5 saat diyor. 1,5 çarpı 60 dakika ve 60 saniye. 1,5 çarpı 60 çarpı. Normalde 60 kere 60 ne yapar? 3600 yapar. 1 saat 3600 saniye vardır diyoruz biz. Burada bir de ne var arkadaşlar? 1,5 saat olduğu için 1,5'a çarpıyorum. Bu bulduğum değeri kaça bölmem gerekiyor benim? 96500'e bölmem gerekiyor ki burada kaç mol elektron geçtiğini bulabileyim. Hemen 900 bakın 2 tane 0 9,65 yapar. Şuradan da 965'ler giderse ne kaldı? 6 kere 6 36. 36 kere 1.5. 36 kere 1.5 demek 36 ile 18 toplarım 54 yapar. Değil mi? 54 bölü. Aşağıda ne kaldı? 100 kaldı. Yani burada 0,54 mol elektron kullanılmış bu tepkimede. Şimdi suyun ayrışma tepkimesini yazalım. Neydi? Şöyle yazabilirsin. 2 tane su ne oluşturuyor arkadaşlar? Oksijen gazı oluşturuyor. Değil mi? Artı 4 tane de haşartı oluşturur. Denklemin denkleşmesi için de sağ tarafa 4 tane elektron yazarız. İşte benim bulduğum 0,54 mol elektron burası. 0,54 mol elektron burası. E şimdi kat sayısı 4 iken 0,54 mol elektron burada. Değil mi? Varsa demek ki bunun tam yarısı kadar su tepkimeye girmiş. 0,54'ün yarısı ne yapar? 0,27 mol yapar. Bana bunun kütlesini soruyor. Şimdi suyun mol kütlesi nedir? H2O dediğimiz zaman arkadaşlar 2 tane hidrojen 2 yapar. Oksijen 16 toplam 18 gram bölü mol yapar. Yani bundan sonra en eşittir. M bölü MA'yı kullanmam gerekiyor. En eşittir. Burada bana kaç vermişti? 0,27 bulmuştum. Kütlesini bulmaya çalışıyorum. Mol kütlesi kaçmış? 18'miş. Burada 27, 0,27 ile 18 çarpacağız. Dikkat edin. Şimdi seçeneklere baktığınız zaman zaten aslında bulabilirsiniz. 0,27 4'te birinden bir tık fazla gibi düşünün yani 0,27 ile çarptığımızda 18'i. 0,25 ile çarpsaydık tam 4,5 olacaktı, değil mi? 4,5'tan bir tık fazlası. Demek ki kaçmış? Bakın seçeneklerde ne var? 4,5'tan bir tık fazlası. 4,86 varmış. Eğer tabi mesela 4,86, öbür seçenekte 5,01 bilmem ne olsaydı, birbirine yakın şeyler olsaydı. O zaman ne yapardınız? Oturup bunu uğraşırdınız arkadaşlar tek tek bu hesaplamayı yapmak zorundaydınız ama dediğim gibi zaten seçenekler birbirinden çok uzak olduğu için Cevabın 4,86 olduğu açık. Dediğim gibi siz gene de istiyorsanız işlemi tam şekilde yapabilirsiniz. Geldik 11. sorumuza. Biraz işlemli bir soru arkadaşlar. Sol tarafı temizledik. Bakın seri bağlı kaplar varmış. Seri bağlı kapların özelliği neydi? İkisinden de geçen yük miktarı eşitti. Bir tarafta alüminyum sülfat. Bir tarafta da X metenin sülfat tuzu varmış. Bir sürü akım geçirildiğinde 0,54 gram alüminyum oluşuyormuş. İkinci kapta da 1,68 gram X toplanıyormuş. X metenin sülfat tuzunu gösteren Formül aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani benim burada yapmam gereken şey X'in kaç değerlik aldığını bulacağım. Bir kere şöyle başlayalım isterseniz. Alüminyum artı 3 olduğu için 3 tane elektron indirgenir. Alüminyum katısına dönüşür. Öyle değil mi? Burada 0,54 gram alüminyum varsa eğer n eşittir m bölü ma'dan bunun kaç mol olduğunu bulmam gerekiyor benim. 0,54 bölü 27 Aşağı yukarı yüzde çarparım. Ne yapar arkadaşlar? Yukarısı 2 kalır. Aşağısı 100 kalır. Yani 0,02 mol. Ne bu? Alüminyum. 0,02 mol alüminyum varmış. O zaman elektron ne kadar? 0,06 mol arkadaşlar. Elektron. Peki e, bunlar seri bağlı olduğuna göre iki kaptan da aynı miktarda. Değil mi? Yük geçer. Şöyle diyorum ben. X üzeri artı e, N diyelim. N tane elektronla indirgenecek. Ve X katısına dönüşecek. Dikkat edin. Dediğim gibi bunun gene kaç olması gerekiyor? 0,06 mol olması gerekiyor buradan ikisinin kaç mol olduğunu bilirsem ben eninde kaç olduğunu bilebilirim Enin kaç olduğunu bilmem zaten onun yükünü bilmem demek yükünü bildikten sonra da sülfatlı tuzunun formülünü yazabilirim hemen bana diyor ki 1,68 gram diyor 1,68 gramın bana nesini de vermiş bakın mol kütlesini de vermiş aynı yukarıda yaptığım gibi n eşittir m bölü ma diyeceğim yani 1,68 bölü neymiş arkadaşlar 56 imiş Aşağı yukarı 100 e çarparsam 168 tam kaç katı? 3 katı. 0,03 mol olmuş oluyor. X ne kadarmış? 0,03 molmuş. Dikkat edin. X'in 0,03 mol olduğunu buldum. Elektronun 0,06 olduğunu buldum. Demek ki arkadaşlar buradaki N sayısı kaçmış? 2'ymiş diyoruz. Yani X'in üzerinde artı 2 varmış. Sülfat kökünün siz kaç olduğunu biliyorsunuz. Zaten buradan da anlayabilirsiniz de. Bakın bu 2 on üzerinden gelen iki ama ezbere de biliyor olmaz zaten gerekiyor aslında bunları. eksi -2. Çaprazlarsanız üstlerin arkadaşlar ne olur? X2 SO4 2 olur. Ama yunik bağlı bileşiklerde biz bunu sadeleştiririz. Direkt XSO4 şeklinde yazarız arkadaşlar. Evet, cevabımız C seçeneği. Ve geldik testimizin son sorusuna. 12. soru diyor ki tuzların elektrolizinde katoto toplanan madde miktarı yani mesela x artı elektronla x katıya dönüştürülüyor. Evet buradaki maddenin miktarını diyor. Elementin atom kütlesi önemli. Tabii ki. Neden? Elementin atom kütlesi ne kadar büyük olursa toplanan maddenin mol sayısına bağlı olarak kütlesi de o kadar büyük olur. Alınan elektron sayısı, işte arkadaşlar denklemde de yazdık değil mi? Ne kadar çok elektron alırsa o kadar çok madde oluşacak. Devreden geçen elektrik yükü. Elektrik yükü zaten aslında direkt ne ile ilgili? Buradaki elektron miktarı ile ilgili. Ne kadar çok elektron elektrik yükü olursa ne diyoruz biz o kadar çok faraday yük geçmiş olur. O kadar çok mol elektron geçmiş olur. Buna bağlı o kadar çok madde indirgenir diyoruz. Üçü de doğru cevabımız E seçeneği. Ve böylece bu testimizin de sonuna geldik. Diğerlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.